Selam arkadaşlar. 17. derste devam edelim. Son bir iki gündür fırsatım olmadı ders yapmaya. Şimdi bir fırsat buldum. Kısa bir ders olacak inşallah. Ne yaptığımızı bir hatırlayalım. Stok, cari, fatura, kasa işlemlerini yaptık arkadaşlar. Kasa işlemlerinde nakit tahsilat ve nakit ödeme seçeneklerimizi hazırladık. Ekle dediğimiz zaman buradan carimizi seçiyoruz. Ama arkadaşlar şurada bir eksikliğimiz var diye düşünüyorum. Buraya bir borç alacak durumu da eklersek en azından buradaki borç alacak durumuna göre yani B ve A harflerini ekleyelim buraya. Ona göre seçtirirsek daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Şurada carilere geldiğim zaman şu bakiyenin yanına buraya durum diyelim. Mesela şuna borçlu diyelim. Ve bunda bir şey olmasın. Şu da A alacaklı olsun. Peki şunları seçtiğimiz zaman ne gelecek arkadaşlar? Burası biraz ilginç. Şimdi ilginç olması, ilginç diyorum da şundan dolayı diyorum. Çünkü biz seçerken şurada kasa tahsilat ödeme şuradaki bakiyeyi bir şarta göre çağırmamız lazım. Bak, biz burada ne demişiz? Cari listeye gidelim. Şurada çift tıkladığımız zaman şurada demişiz ki 12 ise 12 neydi? Tahsilat. Buradan list index 6'dan almışız. Eğer 13 ise 7'den almışız. Yani 6 dediğimiz şu borç 7 dediğimizde alacak. Ha, biz şöyle yapabiliriz o zaman. Burada borçlu olanları listeletiriz. Sadece borçlu olanları seçtiririz. Burada ise sadece alacaklı olanları listeletiriz. Tamam, şimdi oldu. Peki bu B ve A'ları ne zaman yazdıracağız buraya? Onu da faturadan yazmamız lazım. Şöyle faturalara geldim. Burada kaydete geldim arkadaşlar. Şimdi kaydetin içerisine giriyorum. Fatura kaydedilsin mi? Burada cari alacaklandır dediğimiz yerde A yazacağız. Borçlandır dediğimiz yerde de B yazacağız. Şimdi cari alacaklandır prosedürünü bulalım. Cari borçlan şey alacaklandır. Heh, işte burası. İşte şurada sheets-cariler.hx yazmışız ya arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tabii ki h değil. J sütunudur. Buraya diyeceğiz ki J'nin x'i nokta value cari alacaklandır olduğu için biz buna A harfi atayacağız. Şimdi gelelim cariyi borçlandıra. Ha, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Burada olmaz böyle. Niye alacaklandırıyoruz ki? Cari alacaklandır dediğimiz buraya alacak tutarını arttır demektir. Bence biz bunu bakiye durumuna göre sorgulatacağız. Diyeceğiz ki borç eksi alacak sıfırdan küçük ise alacaklı, borç eksi alacak sıfırdan büyükse borçlu diyeceğiz. Tamam, onu böyle yapmamız lazım. If diyeceğiz. Eğer siz cariler J'nin x'i değil de G'nin x'i diyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ha, G. Şurada bunu yapıştırıyorum. Eksi. Buna G diyorum. G'deki G'nin x'inin değeri J'nin x'inin değerinden çıkardığım zaman
Küçük sıfır ise then, tamam arkadaşlar. Eğer, yani şunu söylüyorum. Eğer buradaki değer, burada bir değer olduğunu farz edin. Buradaki değerden buradaki değeri çıkardığım zaman sonuç negatif ise alacaklı. Buradaki değerden şuradaki değeri çıkardığımızda sonuç eğer sıfırdan büyük ise o zaman borçlu diyeceğiz. Onu yazdım. Şimdi de aynen şunu yazıyorum. Şu az önce yazdığım aynısını alıyorum. Şu J satırı. Şurayı. Şuraya yapıştırıyorum. Eşittir A diyorum. Ve end if. İşte bunu, şu satırı kopyalıyorum tekrar arkadaşlar. Geliyorum cari borçlandırı arıyorum şimdi. Cari borçlandırı da burada. Aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Sadece şart olarak büyüktür sıfır ise diyorum. Büyüktür sıfır ise o zaman burasını B harfi atsın diyorum. J'ye B harfi yazsın diyorum. Tamam, buraya kadar tamam. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Hani daha iyi anlaşılsın diye ben her şeyi sileceğim. Stoklara geldim. Stoklar kalsın. Hatta stok miktarlarını da silmek istiyorum. Carilere geldim. Bunların borç alacaklarını siliyorum. Şu durumlarını da. Faturalara geldim. Tüm aldığımız faturaları da sildim. Fatura hareketlerini de sildim. Kasa hareketlerinde bir şey yok. Kasada yine bir şey yok. Tamam. Zaten kasayı daha yapmamışız. Şimdi bu B ve A yazıyor mu bakalım. Faturalara geldim. Bir alış faturası. Kimden mal alıyorum? Güneş bilgisayardan. Bir, iki tane bilgisayar alayım. İskontosu 30 olsun. Ve kaydete bastım. Şimdi bakalım güneş bilgisayarı şöyle cariye geldiğim zaman yazmış. Alacaklı yazmış. Şöyle gidelim sayfadan bir bakalım arkadaşlar. Carilere geldim. Şuraya A yazması gerekiyordu. Ama A yazmamış. Niye yazmadı? Faturalara geldim. Kaydetin içine girdim. Kaydet cari alacaklandır. Cari alacaklandıra gidelim. Nerede biz hata yaptık? Dedik ki eğer carilerdeki G'nin X'inin değeri eksi carilerdeki J'nin X'i. J mi demişiz? Ya J demişiz arkadaşlar. H diyeceğiz ya. Siz de beni uyarmıyorsunuz. Burası H olacak. Yani G'den H olacak. Belki de şimdi görüyorsunuz ya hoca sen ne yapıyorsun? Bu şekilde haş olacaktı. Alacaklı'da da aynı şeyi. Şurası haş olacak arkadaşlar. Şimdi oldu. Bu küçük harfte olabilir. Ben büyük tercih ediyorum. Fark etmez. Bir daha çalıştırmak istiyorum. Şimdi gelip o faturayı tekrar siliyorum. Az önceki faturayı tekrar sildim. Hareketleri de sildim. Başka stokta iki adet girmişti. O ikisini de sildim. Baştan deneyelim. Fatura, alış faturası. Kimden alıyoruz? Güneş bilgisayardan. Bilgisayar alıyoruz. 2 adet. İskontosu 30 olsun. Kaydet dedim. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şurada gösteriyor mu? Burada da bir eksiğimiz var. Şu duruma da bir şey çağıracağız birazdan. Şimdi gelelim carilere. Bakın buraya A harfi yazmış.
Bu alacaklı şu anda. Şimdi gelelim borçluyu da nasıl yapıyoruz? Bir satış faturası yapalım. Satış faturası. Kime satalım? Ahmet Demir'e satalım. Ne satalım? Bilgisayar satalım. Bir adet %20 iskontoyla satalım. 2744 TL tuttu. Bakalım Ahmet Bey'i borçlu yapacak mı? Hemen stoklara baktığımız zaman arkadaşlar giren 2, çıkan 1, kamik mevcut 1 diye gözüküyor zaten. Hemen cariye baktığım zaman burada bakın Ahmet Demir'i B borçlu olarak bize gösteriyor. İşte şimdi kasadan, şimdi biz burada kasaya geldiğimiz zaman kasa tahsilat ödeme bir dakika kasa listesi nerede ya? Kasa işlemleri. Ben burada ekle dediğim zaman ben burada şurada yazmışım ya FRM kasa tahsilat ödeme nokta şov. İşte ben buradaki şov dediğim zaman borçlu olanların ekrana gelmesini isteyeceğim. Diğerinde ise nakit ödeme işlemi yapıyorsam ise alacaklıların ekrana gelmesini sağlamam gerekiyor. Şimdi bunun için ne yapacağım? Fatura aha, tamam. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar. Biz burada kasa tahsilat ödeme işlem tipine burada bir, şurada da iki aktarıyoruz ya. Ben şimdi bunun açılışına bakacağım. Activate kısmına bakacağım. Ha şuraya. Nerede Activate'i? User form Activate kısmına. Aktif olduğu zaman. Şimdi diyeceğim ki bak MSG Box it yazdım. Bana it'i söyle. Yani işlem tipi nedir diye bana bir söylesin bakalım. Ha, çalıştırıyorum. Geldim burada kasa işlemlerine. Bakın nakit tahsilatı ekle dedim. Bakın bana dedi ki işlem tipim birdir. Peki nakit ödemeye geldim. Burada ekle dediğim zaman işlem tipim 2'dir diyor bakın gördüğünüz gibi. Ha, ben şimdi orada diyeceğim ki işlem tipi 1 ise borçları listele, işlem tipi 2 ise alacakları listele diyeceğim şimdi buraya. Geldim yine bunun activate kısmına. Ha, şurada. If diyeceğim. İşlem tipi eşittir 1 ise borçlu carileri listele. Listele. Sonra exit sub. Burayla hani şu activate'ten çık. Aynısını kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Eğer işlem tipi 2 ise yani ben buraya ödeme için geldiysem buraya alacaklı arkadaşlar. Bakın bunu çok söylüyorum. Hala bazı arkadaşlar bana çalışmalarını gönderiyorlar. Büyük harfle i var, ş var, ç harfi var. Lütfen bunları yazmayınız. Alacaklı yazmayın. Alacaklı yazın. Bakın benim konuşmam bile bozulmuş. Ben dikkat ederseniz bazıları bana diksiyon dersi al diyorlar. İşte bu kodları, ı'lı, i'li hep yani yazmamak yani bu Türkçe karakterleri kullanmaya konuşmam da bozulmuş. Tabii bölge olarak da gerçi sıkıntı var bizde. Neyse. Şimdi borçlu carileri listele diye bir prosedür oluşturmam lazım. Hemen bir de şu boş prosedürleri, boş şeyleri silin arkadaşlar. Şurada şunları silin. Gördüğünüz yerlerde silin. Boşlar kalmasın. Şimdi buraya pardon. Önce sub diyeceğim. Sub. Şöyle. End sub. Bir de alacaklı carileri listele. Yine buraya sub diyorum. Ve end sub. Şu ikisini hazırladım. Şimdi burada bizim normal listemiz nerede? Bir gidelim normal listelememiz nerede arkadaşlar? Ha, şeyde. Aa, bir dakika. Bir saniye ben şu anda yanlış yapıyorum. Şuraya bastığımız zaman. Şunu biraz önceki ben yanlış yere yazıyorum. Bak şunları biz yanlış yere yazıyoruz. Ben şunları yanlış yere yazıyorum şu anda. Şunları siliyorum.
Bakın dikkat ederseniz tahsilat için ise cari listesinde Ahmet diye bir değişken tanımlamışız ve 12 demişiz. Ödeme için ise 13 demişiz. Şimdi gelelim, biz bunları yanlış yere yazıyoruz. Cari listesinde yapacağız bunu. Cari listesinde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun activate kısmına girdim. Activate kısmına gelelim. Şuraya. Burada diyorum ki eğer buradaki Ahmet diye arkadaşlar hatırlıyorsanız hani o IT bilme FT online diye ben buraya Ahmet demiştim. Eğer Ahmet 12 ise borçlu carileri listele exit sub eğer Ahmet eşittir 13 ise alacaklı carileri listele exit sub. Yani şunu demek istiyorum. Buraya tahsilat için gelindiyse bu satırda ise buraya alacak şey ödeme için gelindiyse. Şimdi arkadaşlar mesela ben burada ö harfi kullandım, ç harfi kullandım. Bunlar açıklamadır. Açıklamada kullanabilirsiniz. Yani açıklama zaten programın dikkat yani bilgisayarın dikkate almayacağı şeylerdir. Buraya yazabilirsiniz. Şimdi işte benim ihtiyacım olan burada borçlu cari listele. Bakın ben bunu kopyalıyorum ve buraya sub borçlu cari listele. Yine şunu kopyaladım. Yanlış yazmayayım diye. Bir harf bile kayarsa olmaz. Sub alacaklı carileri listele. İki tane prosedürümü hazırladım. Şimdi ben normal buradaki tüm listemi nereden alıyorum? Benim tüm carilerimi nereden listeliyor? Cari listele diye bir şey olması lazımdı burada. Carileri listelemiz burada. Ben bunu kopyalıyorum. Ve gelip borçlu carileri listeleye buraya yapıştıracağım. Şimdi burada demişiz ki arkadaşlar sorgu sayfasının başlıkları yaz. Evet, şimdi sorgu sayfasından çekeceğiz bunları. Ne diyorum ya? Ne sorgu sayfası ya? Bunu bir iş... doğru. Evet, sorgu sayfasına aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sonuçta sorguya atacağız ki sorgudan çekebilelim. Burayı bu şekilde yaptık. LSD kolon width'i de bu şekilde ayarladık. SS sayfa range A'nın row'u eğer ise LSD cariler row search. Şimdi sorgu sayfasına başlıkları yaz demişiz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir kere sorgu sayfasını aktaracağız. Tamam, şöyle yapalım. Buraya dim x diyorum. As long dim st satır as byte diyeyim. Burada st eşittir 0 for x eşittir 2'den başlıyor. 2 2 önce bir satır sayısını öğrenelim mi? Öğrenelim.
Şurada var zaten. Satır sayısı burada var. Şöyle. Yani burada sayfa dediğimiz cariler sayfasındaki, hatta kafanız karışmasın diye ben şu sayfayı siliyorum. Set sayfayı siliyorum. Aynısı bunu kesip şuraya yapıştırıyorum. Yani siz carilerdeki A500'ün sonuna git dolu satırı bul. Dolayısıyla şuna ihtiyacımız yok. Şuna da ihtiyacımız yok. Şu aşağıdakileri biraz sonra kullanacağız şunları. Bunlar böyle aşağıda kalsın. Bir tu SS diyorum. Buraya da next'imi yazdım. Ve burada diyorum ki eğer carilerdeki range, bakın carilerdeki şu J arkadaşlar. J'nin x'i nokta değeri eşittir tırnak içinde B ise. Tamam. B ise bir döngü daha yapacağız. Bir döngü daha yapacağız. Şu seteyi birden başlatacağız. Şunu for şurada bir y değişkeni de tanımlayalım. Şuraya y virgül diyelim. For y eşittir. 1, 2. Şimdi kaç tane götürüyoruz arkadaşlar? Kaç tane varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Ya da 9 tane olsun. Ya 9'a kadar. Next diyoruz. Buraya st eşittir. St artı 1 diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz arkadaşlar? Ondan sonra sheets sorgu nokta cells diyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız burada set ne diyorduk? Set virgül bir dakika arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. St virgülü y eşittir. Aynısını alıp sadece buraya cariler diyoruz. Carilerdeki x virgül y diyoruz. İnşallah doğru yapmışımdır. Next, şu for next tamam. Tamam. Carileri listele. Bir bakalım. Bir bakalım. Şurada bir tane, şurada da iki tane karşımıza gelecek mi? Hemen kasaya geldim. Nakit tahsilat. Şurada seç dediğim zaman hepsi geldi. Ha, pardon yani daha devam ettik ya. Kodumuz bitmedi ki arkadaşlar ya. Pardon ya. Tamam bir daha şunlar var. Ha, şurayı da halletmemiz lazım. Burayı unutmuşuz. Şöyle gelelim. Peki LST carilere ne atıyoruz? Şunu atıyoruz. Ama carilerdeki değil, sorgudaki atıyoruz. Sorgu sayfasındaki şuraya sorgu. İşte eksiğimiz buydu. Şimdi tekrar bakalım. Kasa işlemleri ekle. Şöyle seçiyorum. Aha. Tamam. Tamam. Şurayı biz yanlış yazdık arkadaşlar. Şurası.
YST. Burası da buydu galiba. Ah, kasa işlemleri. Ne yapıyorum ya? Cariler şey ne atıyor sorguya? Şöyle karman çorban bir şey atıyor arkadaşlar. Şimdi burada y virgül st x virgül y. Tamam, satır sütun. Şimdi bir daha deneyelim. Bir daha denesek. Ahmet Demir, Ankara Burcu. Çok tuhaf. Ödeme dediğimiz zaman da ödemeyi daha yapmamışız. Biz seni arkadaşlar. Arkadaşlar biz ne yaptık ya? Biz bunu yanlış yere yazmışız arkadaşlar. Bu burada olmaz. Şurada olacak. Bu da ST'ydi ya. Bu böyle satır sütun. Tamam. Tamam. Bu neydi arkadaşlar? Burçları listele. Bunu kopyalıyorum şimdi. Aynen şuraya kadar kopyaladım. Alacakları listelerin içine yapıştırdım. Şimdi burada ne yapacağız bu sefer? Eğer J X'i A ise diyeceğiz. Aynısını yapacağız ve bitti. I2'ye kadar alıyoruz da sorguda I. Carilerde evet I'ya kadar doğru. Tamam. Şimdi bir daha denemek istiyorum. Kasa işlemleri ekle. Kimden tahsil ediyorum? Bakın sadece Ahmet Demir'i görebiliyorum. Peki ödemeye geleyim. Ödeme ekle. Kimden ödeme? Kime ödeme yapıyorum? Bakın sadece Güneş Bilgisayar'dan ödeme yapabiliyorum. Şurası isimlendir demişiz ya arkadaşlar. Şurayı eksik yapmışız. Bir de ufak tefek eksiklerimiz daha var. Şurada başlıkları yaz demişiz ya şurada. Sorgu sayfasına başlıkları yaz. Biz bunu eksik yapmışız. Ya da direkt başlıkları yaz diyelim. Hatta hiç ona da gerek yok. Sorgu sayfasına başlıkları yaz. Nerede acaba? Yukarılarda mı? Bakın sadece F'ye kadar yazmışız. Burada şunları kopyalayayım. Ya da kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tahsilat ödeme için diyelim başlıkları yaz. O zaman I'ya kadar hatta J'ye kadar şöyle artıracağız. F, G, H, I, J. Burada da yine aynı şekilde F, G, H, I ve J dedik. Şu tahsilat ödeme için başlıkları yazıp kopyalıyorum. Gelip şuraya. Borçlu carileri listele şu prosedürün yerine yapıştırıyorum. Bir de alacaklı içinde aynen şunu yapıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi deneme yapıyoruz. Kasa işlemleri ekle. Kimden tahsil ediyoruz? Bakın hep tüm başlıkları burada. Borç alacak bakiye borcu burada. Şurada bakiyede de borcu alacak bakiye. Aslında bakiyede de bir eksikliğimiz var.
Şurada bakiyede de 2744 yazıyor olması lazımdı. Ödemede aynı şekilde bakın. Yine burada bakiye alacak 4000, bakiyesi eksi 4000 yazma. Neyse. Bunu ileride şey yaparız. Neyse, buraya kadar sorun yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı tamamladık. Şimdi ödenen toplamı yazacağız buraya. Açıklama yazacağız. Bakın, açıklamayı harf olarak yazamıyorum. Rakam da yazamıyorum. Çünkü burası kopyalamıştır. Kilitli gözüküyor. Onu hemen açalım ve kayıt işlemlerini yapalım ve dersi bitirelim. Bu dersimiz epey uzadı arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum. Şunun bu locked mı kilitli acaba? Locked true'dur. Bunu false yapıyoruz. Max length falan sınırlandırmış mıyız? Bakalım. Yok. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen şu tahsil edilenin içine giriyorum. Bu if eğer if not is numeric ise not is numeric ise text'te tutar nokta value then text'te tutar nokta value eşittir boşluk text'te tutar nokta set focus exit sub dedik ve oraya sadece rakam girmesi zorladık. Şu kaydete girdiğimiz zaman kaydete girdik, tahsilata girdik. Tamam. Kaydete bastığı zaman iki şekilde basabilir. Eğer Ahmet 12 ise veya 13 ise. If Ahmet eşittir 12 ise then tahsilat yap exit sub. Ahmet diye bir şey var mı burada? İşlem tipi var burada ya. Burada Ahmet yok artık. Değil mi? İşlem tipi var burada. Bir tahsilat, iki ödeme. Tamam. Eğer işlem tipi bir ise tahsilat yap. Den, iki defa den yazmışım. Eğer işlem tipi bir ise tahsilat yap. Eğer işlem tipi 2 ise ödeme yap. Tamam. Şimdi şuraya tahsilat yap dedik. Şunun altına da sub ödeme yap dedik. Şimdi buraya dim x as long diyoruz. Dim sor as byte diyoruz. Sor eşittir msg box mesaj box tahsilat yapılsın mı? Tahsil edilsin mi? Siz bu kendinize göre ayarlarsınız. 1,68 1,68 virgül kaydet diyorum. Eğer diyorsunuz sor 7 ise exit sub 7 değilse demek ki evet'e basmıştır. Tahsilat yapacağız şimdi. Tahsilat yapmak için arkadaşlar kasa hareketleri diye bir sayfamız var mı? Var. Tamam. Kasa hareketlerine kayıt yapacağız ve tamam diyeceğiz şimdi. Sheets kasa, ne isterseniz şöyle her zaman yapın. Daha fazla. Burayı çift tıklayın. Ctrl C ile kopyalayın. Sonra gelin. Buraya yapıştırın ki bir harf falan yanlış yapmayın. Kasa hareketi nokta row. Biz diğer sayfalara başlık yazdık değil mi? Başlık. Evet, hepsinde başlık varsa buraya da başlık yazacağız. Rows
2 nokta insert diyoruz. Bir sayı satır açtık. Buraya hemen yazalım. Buraya işlem ID diyeceğiz. Nakit tahsilat ID. Nakit ödeme ID, nakit tahsilat ID. Tamam. İşlem ID diyeceğiz. Ondan sonra tarih diyeceğiz. Cari ID, cari kodu, cari unvanı, yani bu kişiden bu tarihte tutar, hatta şuraya işlem ID tarih, şuraya da şey yazabiliriz, işlem tipi, işlem tipi diyelim. Cari ID, cari kodu, cari unvanı, tutar ve açıklama. Tamam. Şimdi ben burayı çalıştırıyorum tekrar. Şurada kasa işlemlerine gelip ekle dediğim zaman işlem ID 12. 12 neyindir? Tahsilatın ID'sidir. Değil mi? Ayarlarda tahsilat ID 12 doğru. Tamam, güzel. Hemen devam ediyorum. Şunu şöyle biraz küçültüyorum. Ve kasa hareketlerine de geleyim. Hem göreyim başlıklarımı hem ne yapacağımı bileyim arkadaşlar. Bakın. İşlem ID'de diyorum ki Sheets kasa hareketleri. Bakın arkadaşlar, sürekli bunu yazmak biraz zaman gerçekten uzundur. Onun için buraya dim k kasa hareketi, kh password sheet deyin. Sonra bir setleyin onu. Set kasa hareketleri eşittir. Aynen şunu yazın. Tamam. Artık bundan sonra sadece buraya kh yazın. Kasa hareketleri. Çok daha basit oluyor. Kasa hareketleri nokta range A2'ye value eşittir. TX'te neydi bizim bu şeyin ismi? İşlem ID. TX'te işlem ID. Nokta value. Çok güzel. Bunu kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Bir A, B, C, D, E, F, G, H. Tamam. H'ye kadar yapıştırdım arkadaşlar şuraya. Alta. Şurayı B, C, D, E, F, G ve H aktardım. Şimdi burada TX'te neye gelecek buraya? Buraya tarih gelecek. Burada tarih yok mu hiç? Ya tarih var işte. DT tarih. DT tarih gelecek buraya. DT tarih nokta value tarihi attık oraya. B'ye. Sonra C'ye işlem tipine de şöyle yazıyoruz arkadaşlar. LBL şu var ya, şurada ne yazıyorsa. Akit tahsilat yazıyor. Bu LBL başlıkı atıyoruz oraya. LBL başlık nokta caption atıyoruz oraya. D'ye ise cari ID. TX'te cari kodu atıyoruz oraya. E'ye TX'te cari ad unvan nokta value atıyoruz. Buna TX'te tutar atıyoruz. Son olarak TX'te açıklama. TX'te açıklama. Nerede açıklama? Buna ne demişiz?
TXT açıklama dememişiz. TXT acıklama arkadaşlar. Acıklama. Şuna TXT. Aa, bir yanlışlık oldu. A'ya işlem ID, B'ye tarih, C'ye işlem tipi başlık, D cari kodu, E'ye cari unvanı. Bir dakika. D'ye cari kodu. Ha, burayı iki defa yazmışım ya. İkisi aynı şeydir. Tamam. Text'e açıklama nokta value diyoruz. Ve şu H yok arkadaşlar. Attıktan sonra unload me diyoruz. Sonra LBL şey FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir. Tahsilat kaydedildi diyoruz. Ondan sonra FRM mesaj nokta show diyoruz. Ama şurada kapatmadan önce bir şey daha yapmamız lazım. Carinin borcunu düşür. Carinin borcunu düşür dememiz lazım. Şimdi carinin borcunu düşür. Bunu aynısını arkadaşlar kopyalıyorum. Gelip şu tahsil ödeme yapıştırıyorum. Her şey aynı olacak. Burada tahsilat yapılsın mı yerine ödeme yapılsın mı? Şuraya ödeme kaydedildi. Sadece şuraya carinin alacağını düşür diyeceğiz. Alacağını düşür. Carinin demeye bile gerek yok. Neyse öyle olsun. Şimdi carinin borcunu düşürü yapalım hep beraber. Şuraya yine sub borcunu düşür. Şuraya da sub alacağını düşür diyelim. İki tane prosedüre daha ihtiyacımız var. Hemen hatırlıyorsanız cari alacaklandır bir de borçlandır vardı faturada. O bizim işimize görecek. Hemen gidelim cari borçlandırı bulalım. Stok artır, stok azalt. Heh, işte cari alacaklandır, borçlandırlar burada. İşte bize lazım olan bu ikisi. Bu kodları kopyalıyorum. Geliyorum arkadaşlar, tahsilat ödemedeki kaydetin içine. En son şuraya borçlandırın içine yapıştırıyorum. Ve bakın ne diyorum. Sheet carilerdeki buraya git. Carilerdeki bilmem şu cari kodu. Bakın carilerdeki A'nın X'i tekse cari kodu ise carilerdeki şurada. Bak şurada arttır var ya şuradakini arttır demişiz. Tahsilat yaptığına göre tahsilat yaptığına göre şunu azaltacağız. Eksi diyeceğiz. Bakın carilerdeki genin değeri yani borç değeri eşittir. Carilerdeki borç değeri eksi. Ha, burasına ne yazacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burasına şuraya aynen şunu yazabiliriz aslında. Şu F'yi çıkarabiliriz. Kasa hareketlerindeki F'nin valüyesini düşürebiliriz. Kasa, şunu düz tam yazalım diye. F. Kasa hareketlerindeki F2'yi çıkar. Aynen böyle. Ve gerisine hiç karışmıyoruz. Hemen geliyorum tekrar
Yine az önceki faturaya gidip cari alacaklandırı buluyorum. Aynen şunları alıyorum, şu kodları. Hop yalan. Ve şuraya yapıştıracağım. Carinin alacağını düşüre yapıştırıyorum. Ve şurayı artı demişiz ya arkadaşlar. Şimdi tahsilat yapıldığına göre burada adam borcunu azalttık. Azalttırdık. Burada da yine azaltacağız. Alacağı da azaltacağız. Yine aynen şu şekilde. Şuradaki neyse yapıştırıyoruz. Kasa hareketlerindekini çıkardık ve durum belli. Şimdi bir de şurada şöyle bir şey yazmışız. Eğer birden çıkardığımız zaman sıfırdan küçük ise A, değilse B demişiz. Peki ikisi arasında bir şey kalırsa, mesela borç biterse ne olacak şimdi? Hı? Neyse ona da sonra bakarım. Evet şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda hiçbir tahsilat ödeme yapılmadı. Şimdi bakın. Geldim kasa işlemlerine. Nakit tahsilat. Bakın önce bir para olsun ki ödeme yapabileyim. Kimden tahsil ediyorum? Ahmet Demir'den. 774 lira tahsil edeceğim. 744 lira nakit. Ve kaydete bastım. Tahsil yapılsın. Evet dedim. Ve burada bir hata verdi. Şu cari borçlandırıda next yokmuş. Next diyeceğiz. Herhalde şurada da aynı şekilde. Bunu, demek ki bunu eksik kopyalamışız. Tamam. Devam ediyorum çalışmaya. Tahsilat kaydedildi dedi. Bir bakalım arkadaşlar cariye. Bakın 2000 lirası kalmış. Borcu 2000 lira kaldı. İsterseniz şuradan bakın. Kasa hareketlerine bakalım. Bakın ay işlem aydı burada. Nakit tahsilat burada. Aydı Ahmet. Ve 744 lira tahsilat yapılmış. Şimdi devam ediyorum. Kasa iş aslında bir sonraki derse de şu hatta şimdi getirelim. Kasa işlemleri de oraya listelettirelim. Şimdi cari listesinde nereden alıyor? Şuradan alıyor listelemeyi. Değil mi? Bir dakika normal listeleme nerede bunun normal listelemesi? Yani carileri listele budur. Ben bu kodu kopyalıyorum. Geliyorum kasa işlemlerine, bunun içine girip ha şurada hareket listele yapmışız zaten. Bir saniye hareket listele yapmışız. Kasa işlemlerine ne yapmışız? Şiz kasa nerede kasa? Şurada. Ha, anladım. Burada da ise arkadaşlar aslında hiç kasayı burada açmamıza hiç gerek yok. Biz bunu silelim kasayı. Ayarlarda şurada kasa bakiyesi diye bir yerlere yazalım. Biliyor musun nereye yazalım? Aynen buraya yazalım. Kasa bakiyesi. Kasa için ayrı bir sayfa açmaya hiç gerek yok. Kasa bakiyesi diyorum. B9'a atacağım şimdi. Şurada hareket listele de kasa demişim ya. Burada kasa değil, kasa hareketlerini listeletireceğim. Şu sayfayı çift tıklıyorum. Ve buraya kasa hareketleri diyorum. Kaç kolon lazım bana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolon lazım. Şurayı 7 yapıyorum. Neredesin? Şurayı 7 yapıyorum. Şuraya bir 80'e 80 daha ekleyeyim şuraya.
Şurası faturalar demişiz ya. Kasa hareketleri, kasa hareketleri. Ondan sonra şu ne ya? Bunu ne zaman yazmışız ya kasa hareketlerinde? Tamam. Şöyle bir deneyelim. Kasa işlemleri. Hiçbir işlem gelmedi ama. Kasa hareketleri böyle. Eğer işlemler noktada konut eşittir 7 dedik. Kasa hareketleri nokta A'nın LST işlemler midir bu? Şunun ismi nedir? LST işlemler. Tamam. Row search kasa A2'den G'ye kadardır. Şurası da G diyeceğiz. Heh. Hareket listeleyi şuraya koymadık ya. Şurayı kaldırmışım ya. O da tekrar olacak. Şimdi bir daha bakalım. Kasa işlemleri. Bakın. İşlem ID burada. 744 TL açıklama nakit. Şu işlem ID ile cari ID gizleyelim. 1 ile 1, 2, 3, 4'ü. 1 ile 4'ü sıfırlayalım arkadaşlar. Şu ile 2, 3, 4. Bu muydu ya? Şunu sıfırlayalım önce. Kasa işlemleri. Heh, evet, aynen o. O 240 olanı gizleyeceğiz. Şunu sıfırlıyoruz. Açıklama vardı. Bir bakalım. Kasa işlemleri. Tamam. Nakit daha. Ahmet Demir tutar nakit. Açıklama böyle. Güzel. Şimdi bir tahsilat daha yapalım Ahmet Demir'den. Yine Ahmet Demir'den ben bir 1000 lira ya da bir 750 lira daha tahsilat yapmak istiyorum. Elden tahsil edildi. Gördüğünüz gibi listelemedik mi? Yani kapatıp açınca yapıyor. Sadece orada listeleyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu kasa tahsilat ödemedeki kaydetin içerisine şu tahsilat yap, ödeme yapın içerisine şuraya FRM kasa işlemleri nokta hareket listele diyeceğiz. Aynısını ödeme yapta da yapacağız. Şuraya. Tamam. Şimdi bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cariye bakıyorum. 1250 lira borcu kaldı Ahmet Demir'in. Kasa işlemlerine bakıyorum. İşlemleri burada. İsterseniz Ahmet Demir'den mesela bir 250 lira daha nakit tahsil edelim. Kaydet dediğim zaman 250 lira daha tahsil ettik. Şöyle cariye baktığımız zaman 1000 lira borcu kaldı. Şimdi ödeme yapacağız. Kasa işlemlerinden şuradan ödeme diyorum. Ekle diyorum. Kime ödeme yapacağım? Güneş bilgisayara. 2000 lira. Kasada ne kadar paramız var? Kasa bakiyesini de şey yapmadık gerçi. Mesela 1500 lira ödeme yapalım. Ödeme dedik. Ödeme yapılsın mı? Ödeme yapıldı. Bakın şurada 1500 lira ödeme yaptık. Cariye gittiğimiz zaman bakın 2900 lira alacağı kaldı arkadaşlar. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.